Ama yeni ilave bir bilgi, bilgi var mı yok acaba? Efendim. İlave bir bilgi yok. Zaten resmi açıklama yaptık. Yeni gelişmeler oldukça da sizleri bilgilendireceğiz. Tadilat kaynaklı olduğu ilk belirlemelere göre söylenmişti ama savcılarımız olayı araştırıyorlar. Olay yerinde 3 tane Cumhuriyet savcımız var. İtfaiye raporlarına bakacaklar. Çok yönlü olarak araştırıyorlar zaten. 29 can kaybımız var maalesef. Dolayısıyla da bundan sonraki süreçte hem İçişleri Bakanlığımız mülki müfettişlerini görevlendirdi.
Adalet Bakanlığı'nın savcıları görevlendirdi. İtfaiye kendi raporlarını hazırlıyor. Arkadaşlarımız alanda çalışıyorlar. Polis kendi açısından bakıyor. Hı hı. Cenazelerle ilgili adli tıptaki işlemler devam ediyor. AFAD, Kızılay, UMKE, bütün kurumlar görevinin başında. Neden çıktı, nasıl oldu, eksik nedir, ihmal nedir? Bütün çok yönlü olarak bakılıyor. Şu an içeride kimse yok değil mi? Görüldüğü kadarıyla tarama yaptılar, yok şimdi. Peki bina boşaltıldı mı efendim? Bina boşaltılmadı. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü baktı. Yangından dolayı herhangi bir hasar yok. Ama bina eski bir bina. 1974'te yapılmış. Binanın yangından bağımsız olarak herhangi bir sıkıntısı var mı yok mu onu da ayrıca bakıyor arkadaşlar. Çünkü bir patlama sesi duyuldu. Yangından dolayı, evet. Yangından dolayı herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir müdahale yok. Ama bina eski bir bina. Yangından bağımsız olarak herhangi bir sıkıntısı var mı onu araştırıyorlar. Efendim gözaltılar var. 6 gözaltı var. Onunla ilgili evet. Söyleyeceksiniz. Yakalanarak ifadesini kullanmışsınız. Kaçtılar mı? Yani nerede yakalandı bilmiyorum işin açıkçası. Ama 6 kişi şu an gözaltında. Savcılığımız olayı araştırıyor. Bununla ilgili gerek duyarsa ek gözaltılar devam eder. Şu an kayıp kaçak yok. Suç kayıtları var. Onu evet, da belirtmişsiniz. Evet, evet.